Merhaba, ben Özel Konya Başak Anadolu Lisesi öğrencisi Nazlıhan Gökdoğan. Dijitalizasyon Covid-19 salgını ile birlikte gündemimizde fazlasıyla yer edinen kavramlardan birisi, içinde yaşadığımız, her alanda kendisini fazlasıyla hissettiren, hayata yeni kurallar getiren ve uzun süre konuşacağımız bir kavram. Heroklitos'un meşhur bir sözü vardır. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diye. Dijital çağda insanların iletişiminden, yaşam şekillerine, Karar alma süreçlerine kadar her şey bu değişimden nasibini alıyor. Lakin geçmişe göre kat be kat hızla. Zaman kavramı da değişimden nasibini alıyor. Bir yıl içinde üretilen verinin yarısı neredeyse tüm insanlık tarihinde üretilenle aynı sayıda. Her gün internete bağlanan, özne nesne sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Konuyu biraz daha anlaşılır kılmak, benzetme yapmak için kısa bir hikaye. Satranç tahtası ve buğday hikayesini çoğumuz duymuş, okumuşuzdur. Rivayet odur ki satranç oyunun icat eden kişi kralın öyle beğenisini kazanmıştır ki dile benden ne dilersen gibisinden bir ödül vermek istemiştir. Mucit ise alçak gönüllü birkaç defa sağlığınız filan dediyse de kralın ısrarları üzerine isteğini söylemiştir. 64 kareli satranç tahtasının ilk karesine bir buğday tanesi konulacak sonra sırasıyla her kareye bir öncekinin iki katı kadar buğday konulacaktır. Yani 1, 2, 4, 8. Kral bu karışık hesap yerine verin bir çuval buğday da gitsin der ama mucit tam olarak istediğinde ısrarlı olunca kral da ister istemez peki der. Birkaç saat sonra tığıl depolarından sorumlu yetkili kralın huzuruna varıp tüm depoların boşaldığını ama hala gereken sayının çok uzaklarında olduğunu söyleyince iş anlaşılır ve bir hesap yaparlar. Birinci kareye bir buğday, ikinciye iki, üçüncüye dört, dördüncüye sekiz, beşinciye on altı. Yani n'inci kareye 2 üzeri 63. Yani 9,223,372. Ya da daha kabacası 9'un yanında 18 adet 0. Bir buğday tanesinin yaklaşık 0.02 gram olduğu düşünülürse bu sayıda buğday 20 katrilyon gram veya 20 trilyon kilogram veya 20 milyar ton olacaktır. Tabii ki böyle bir buğday stokunun mevcut olması düşünülemez. Uluslararası Hububat Konseyi 2020-2021 sezonu için 2019-2020 tahminine göre buğday üretimin 4 milyon ton artarak 766 milyon ton, buğday tüketiminin 2 milyon ton artışla 750 milyon ton olacağını öngörmektedir. Hikayede anlatılan durumla anlatmaya çalıştığımız olaylar benzerlik göstermekte. Exponential Times yani üstel zamanlar katlanarak artan dönem diye tabir edilen bir dönemin içindeyiz. İnsan beyninin alabileceğinin çok üstünde hızla katlanarak artan veriler, teknolojilerle hangi sektör olursa olsun dijitalizasyonun baskısından kurtulamayacağı, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yeni servisler, bilgiler, bağlantıların ve benzeri sürekli gündemde yer aldığı, sırtımızı dönemeyeceğimiz gerçeklerin var olduğu bir dönem yaşanıyor. Beklentilerin ve kişisel memnuniyet düzeyinin arttığı bir dünyada, ayakta kalmanın yolu hızlı, kaliteli üretimle kolay ulaşılabilir olmaktan ve temin edilmekten geçiyor. Alıcı kuşaklar karar verici konuma geliyorlar. Sadece dijitali sahip olmaktan öte dijital teknolojiler kullanarak dönüşebilen buna bağlı olarak da kaliteli, hızlı, ucuz ürün ve hizmet sunabilecek kurumlar varlığını sürdürebilecektir. Masada ve sahada yer almak isteniyorsa bu değişim hakkında nedir sorularının cevaplanmış olması Nasıl aşamasına çoktan geçilmiş olması gerekiyor. Hangi sektörde olursa olsun bundan sonraki süreçte bir işin nasıl yapılacağı hakkında bilgiye, beceriye ve nitelikli insan kadrosuna sahip olmak gerekiyor. Gelecekte yapay zeka ve robotların insanların işlerini elinden alacak ya da esir alacaklar diye söylenenleri kabul etmek ormana değil, ağaca bakmak demektir. Böyle bir esaret zincirini gerekli dönüşümler sağlanmazsa yapay zeka ya da robotlar değil bizzat dijitalizasyonu yapacaktır. Dijitalizasyonla birlikte anlayışlar, içerik ve yaklaşımlarda değişiklikler kaçınılmaz olsa da, içinde bulundurduğu fırsatlarla ve tehditlerle devam eden, edecek bir yolculuğun da olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yolculukta her zaman olduğu gibi insan unsuru ön sırada olacaktır. Çünkü yolcu olan ve aynı zamanda tüketici konumda da yer alan robotlar ya da yapay zeka değil, insandır. Yalnız bu yolcu için önceden sahip olmak Satın almak duygusu önemliyken, bundan sonraki süreçte yeni nesil için değer ve fayda önem arz ediyor. Bu durumu kabul edip hayat boyu öğrenmeyi özümseyenler, bilgi ve becerilerini hızlı güncelleyip eğitim politikalarını geliştirebilenler, dönüşümünü buna göre yapabilenler, değerlerini sahip olup nesne olmak yerine özne olmayı başarabilenler ayakta kalabileceklerdir. Korku ve endişe veren belirsizlikten uzak kalıp belirlilik anlayışıyla hareket edebilirsek süreç içinde Sonuçları hep birlikte göreceğiz. Fuzuli'nin sözleriyle. Devren ne zamanda ola ahir, her devrinde ne ola zahir.